Sanırım da. Hayırdır şimdi? Ne için geldim işte? Beni sordun da. Sana geldim. Dedim ya Allah hayırdır dedi. Beni sormuşsun. Sen dedi bana dedin ki babam 7 gündür kayıp. Gördün mü? Dedim abla ben görmedim. Ben ne dedim sana? Ben karakola gidiyorum. Beni çağırmışlar. Öyle dedin. Dedin değil mi abla? Çağırmışlar. Kim söyledi sana çağırdıklarını? Patronum söyledi. Çünkü beni arıyorlarmış. Bir şey söylemişler. Beni arıyorlarmış. Ben de gittim. Karakola gittim ama beni içeri almadılar. Bana dediği kelime şu polis memurunun. Kasketli birisi geliyor. Bunu tanıyor mu tanımıyor mu? Hepsi bu. Ben görmedim. Bilmiyorum. Çünkü görmedim. Önce karakola mı gittin? Efendim? Önce karakola mı gittin Fadime'ye mi geldin? Önce Fadime ablanın yanına geldim. Çünkü beni aramış. Tamam sen o zamana kadar kayıp olduğunu hiç bilmiyorsun. Bilmiyorum. Hayır. Kesinlikle. He. Çünkü ondan öğrendim ben kayıp aynı olduğunu. Aynı anda hem Fadime Hanım'ı arıyor hem polis arıyor. Sen öyle öğrendin. Çünkü öyle bir şey olsa beni zamanında gelip arardı. Dedi ki Fadime abla. Murat babam gördün mü? Evimi biliyordu. Ahırımı biliyordu. Peki sen ona ayın kaçından kaçına ödüyordun o parayı? Kaçından kaçına ödüyordum? Birinden birine. Birinden birine. Evet. Sen peki ayın birinde ödedin mi 12 Ağustos'u? Yani 1 Ağustos'ta ödedin mi? O zaman Ramazan'dı. He. Ödemedim onu. Niye? Fitte saydı bana onu. Zaten yanına babam sürekli gelip gidip parasını istediği görenler var. Doğru istiyordu. Eğer versen sürekli gidip gelmez. Gidip Ramazan'da. Hayır onun her gelişi benden para için gelmiyordu ki yanıma. Niye benim için geliyordu? Sevdiğinden geliyordu. Yemeğim yerde oturuyordu. Sohbet ederdik. Baba ederdik. Babanı da mı sevdiği için bir de babanın evine gidiyordu? Ben babamla son olanı bilmem ben. Benim ya senin hanımın dedi, senin hanımın dedi. Geliyor dedi, her günde o kadar yolu geliyor dedi, bize baston kaldırıyor dedi. Param param diyor dedi, bizden ayrıldıktan sonra bir de kayınpederimin yanına gidiyor dedi. Şuna söyle dedi, her peki gün her gün gelmesin herhangi dedi. Herhangi bir şey duydunuz mu benim hakkımda parasını bak, vermedi? Evet, bak, ya dedi? Herhangi bir şey senin eşin söylüyor zaten. Ama ben senin hep zaman işine söylerdim mesela bir ay vermesem benim en fazla 5 gün geçmişti. Sen her şeyi bana söylüyorsun da krediyi alırken niye söylemiyorsun? Ama şimdi bak Murat'cığım. Efendim abim. Şunu anlaması zor. Hem sana çıkartıp bilezik veriyor. Sen evet. Ödeyemem dediğin halde veriyor. Evet. Hem kirana zam yapıyor. Hani hem ödeyemiyor. Evet. Hem sonra gene kredi çekiyor. Sana bir de kredi çektiğinde 2300 lira daha bir de artı bilezik para yani artı para abi veriyor. Abi şöyle abla. Bileziği paraya çevirmiş oluyorsun. Yani çünkü 5000 lirayı ben bulamayacağım için tahsil ödemek zorunda kalıyorum. Tamam ama Murat'cığım o zaman da şöyle olur. Der ki 2300 lira artar. Der ki sana biz hani 10 bin lira çektik ben bunun 2300'ünü düştüm. Sen de şu kadar ayını ödeyeceksin der ya da o i̇şte, kadar 2300 lirayı çekmez yani bu Allah'ın tövbe i̇şte yarabbim. İşte o ne kafam, değil ki yani. Onu da ne benim kafam çalıştı ne onun kafası çalıştı. Ama çünkü biz 10 bin lira olarak biliyoruz o para çekildi yani. Ama, 10 bin lira olarak ama biliyoruz. Ama tamam da yani illa ki 10 bin lira çekmek zorunda değil ki 8 bin lira çekerdi 7 bin lira çekerdi. Yani niye 10 ama bin lira biz sormuştuk banka dedi ki ya 5 ya 10 dedi banka. Ya arası bak yok. Öyle bir şey yok. Şimdi farz-ı mahal. Hadi bu kadar ahmaklık yapıldı. Bilezik kaç para tuttu? Şu kadar tuttu. O parayı tahsil etmesi lazım adamdan. Geri kalan paranın 2600 lirasını fazladan sana niye versin? Niye versin? Verdi peki yok. Seneti verdi. Nasıl yaptınız? Seneti nasıl niye yaptınız? Ya? Seneti ben kesinlikle aklına sokmadım. Kendisi dedi. Dedi ki senet yapacağım. Dedim, peki ne mi? Karşılık gösterdin seneti? Ben senet bak ne diyorum ben karşılık gösteremem. Sen ne biliyorsun gösteremeyeceğim benim? Peki o senetlerde? Peki boş şey ne bir şey göstermişim. Ben ona senet yaptırmadım. Kendisi dedi ki senet yapacağım. Olmuştur. Dedim ki ne senet dedim. Senin hani babanın falan da mı durumu kötü? Efendim? Babanın da mı durumu kendi kötü? Kendi halinde. Kendi halinde. Emekli kendi halinde. Tamam o emekliyse o çekseydi kredi. Onun senet kredisi var çekilmiş. O bizim peş peşe düğünümüzü yaptığımız için. Peş peşe düğünümüzü yaptı. Benim biraderim benim hepsinin düğünü yaptığı için. O da işte yani. Peki yok, şimdi sen yani. 100 lira maaş kirayı böyle zor ödüyorsun, ödeyemiyorsun. Hayır ödüyorum, sorunum yok. Ya yani. Ödüyorsun ama son 3 ayda ödememsin. Ödemedim, alana gittikten sonra ödeyemedim. Dolayısıyla doğru. Onu ödemekte de sıkıntı çekiyorsun. Evet çektim. Bunu da biliyor rahmetli. Biliyor. Buna rağmen senin neyine güvenerek kalkıp yeniden kredi alıp bankadan... Hayır o başta çekildi. He? O zaman durumum iyiydi, başta çekildi. Ya durumun iyiydi yine durumun... Sen ne iş yapıyordun? Simitçiydim o zaman. Ne kazanıyordun? 1350. Ama hayda. Diyorsun 3 gün çalışıyordum evet. Diyorsun. 3 gün çalışıyorum hala diyorum. Normalde maaşım 1350 idi ama yeri geldim 1000 liraya düşüyordu. Ya Murat... Ya arkadaşım ben... o 1000 lirayla ev kirasını ödüyorsun. Çocuğun var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. Bir. Evet. Eşin var, çocuğun var. Çocuğun okuyor mu? Hayır. Kaç yaşında? Şu an 5 yaşında. 5 yaşında. Yani sen bu 1000 lirayla zaten bu evini zor geçindiriyorsun. Bu yani adam Allah rahmet eylesin. 20 lira nasıl vereceksin yani? Sen bu 10 bin liranın zaten altında zaten 3 tane bilezik vermiş vaktiyle. Onu zaten ödeyememişsin.
Yani yeniden bu rahmetli sana niye yeniden gitsin güvenerek 10 bin lira kredi alsın, borçlansın. 2300 lira da versin. 2300 lira da üstüne versin. Yani bunun bize bir mantığını izah et. Hocam ben de işte mantığı olarak ben de düşünemiyorum. Şimdi bak Murat, ben sana bir şey söyleyeceğim. Mantığını ya, senin lehine olunca çözemiyorsun da. Ben şu yani almasın ayağını saniyesi var ya. Şunu girelim, bir şey daha söyleyeceğim bu krediyle ilgili. Onu sen biliyor musun, bilmiyor musun? Teyzayı ömür boyu beklerim ama başkasıyla evlenmesine asla müsaade etmem. Kötü bir şeyler olacak. O adam Bilal'e zarar verebilir. Bir bak bakalım benim taraf nasıl olmuş. Sen benim yaradandan ötürü yaradılanı sevişim. Bir adım gelene 10 adım gidişimsin. Sen benim bugünüme şükür, yarınıma dua edişim ve kapanmayan avuç içimsin. Sen benim sonsuz sadakatim, merhametim, hissiyatım, şefkatimsin. Cipslerinizi yaptınız. Bakalım Türkiye'nin cipsi hangisi olacak? Erkeklerden pirzola lezzetinde bıyık, kızlardan cacık lezzetinde yonca. Paketlerdeki şifrelerle doritosakademi.com'a girin ya da 8151'e tarafınızı ve kişisel bilgilerinizi mesaj atıp oyunuzu verin. Çekilişle son model Porsche Cayman kazanın. İster binip gezin, ister satıp çatır çatır parasını yiyin. Toplam ödül 500 bin lira değerinde. Yürüyün doritosakademi.com'a. Doritosakademi. Rulonuz çabucak bitmesin, uzun süre kullanın diye Solo Akıllı Çözümler ailesinden uzun rulo kağıt havlu. Artık sık rulo değiştirmeye son. Solo'yla hallet gitsin, hayat devam etsin. Bu pis suda çamaşırlarınızı yıkar mısınız hanımlar? Her yıkamadan sonra bir sonraki yıkamaya kadar makinenizin dibinde böyle kirli bir su kalır. Şu kire bakın. Seher Hanım, makineniz dışarıdan temiz görünüyor ama içi kirliymiş. İçine bir de buradan bakalım. Yeni Kalgon ikisi bir arada kireci önler. Üstelik kirlerin birikmesini engelleyerek makinenizi temiz tutar. Tıpkı Gül Hanım'ın makinesi gibi. Her yıkamada Yeni Kalgon ikisi bir arada kullanın. Çünkü temiz makine temiz çamaşırlar demek. Artema Stylex PVD kaplama teknolojisi sayesinde aşınmaz deniyor. Sen onu benim süngerimin yeşil tarafına anlatacaksın. Aşın 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 aşın. Aşınmadın sen kaşındır. Boşuna uğraşma Engin. Artema Stylex aşınmıyor, kaplaması kalkmıyor. Ne de olsa aç kapa Artema. Artemalar bonus ay özel 12 taksit ve 4 ay erteleme fırsatıyla. Hanımlara müjde, Emine Beder'den her hafta pratik ve ekonomik tarifler. Bu cumartesi pastalar, kurabiyeler ve börekler. Tam 32 sayfa pırıl pırıl baskılı. Derginiz yarın Habertürk'le birlikte bedava. Zırlamasıyla, fırlamasıyla, uçanıyla, kaçanıyla, o son dakikasıyla, tertibiyle, düzeniyle, şakasıyla, dalgasıyla, tüm samimiyetiyle hayat güzel, farkındayız. Çünkü hep yanındayız. Oğullarımla ben güneşin keyfini çıkarmayı seviyoruz. Ama çamaşırlar sevmiyor. Çünkü kokularını kaybediyorlar. Artık bunun için bir çözüm buldum. Yeni Vernel Max'ı keşfettim. Isıya dayanıklı ferahlık incileri harika bir koku yayıyor. Üstelik çamaşırlarınızı dışarıda kurutsanız bile her gün harika bir ferahlık yaymaya devam ediyor. Hem de 7 güne kadar. Deneyin, siz de bu ferahlığı seveceksiniz. Yeni Vernel Max. Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi. Nemini kaybetmiş, elektriklenen, tel tel kabaran saçlar. Çözüm toplamak mı? Asla. İpeksi ve kusursuz saçlar için sırrım L'Oréal Paris'ten yeni Elsev Nem Kolajen 48 saat. Suyu tutucu kolajen içeriğiyle nemi 48 saat saça kilitler. Saçlarım ipek gibi ve kusursuz. Özgürce hareket ediyor. Elektriklenmeye son. Kabarma kontrol altında. Çözümüm yeni Elsev Nem Kolajen 48 saat. Çünkü biz buna değeriz. Yeni Finish Quantum. İçindeki oksi çamaşır suyu sayesinde en zorlu bulaşıklar bile tertemiz, mis gibi olacak ve içiniz rahat edecek. Finish'in en iyisi yeni oksi çamaşır sulu Finish Quantum. Bulaşıklarınız parlak, içiniz rahat.
sabah güneş doğmuşsa hayat senin, salla gitsin, dertler bitsin. En güzeli gülmekse hayat senin, salla gitsin, aşk gelsin. Al bir yudum keyfin gelsin, salla gitsin, dertler bitsin, salla gitsin. İç bir doğuş keyfin gelsin. Doğuştan güzel çay, istediğin anda hayatı güzelleştiren çay. Seni seviyorum. Ne sen bensiz olursun, ne ben sensiz. Evlenelim. Karım ol benim. Baskın yaptığımız o evde... Feride! Mahir kaybedebilirdilerdi. Konuş. Öldüreceğim seni. Ben Necdet Necdet'e sonra yaptım. Öğrenmeniz mümkün değil mi? Tabii ki öğrenirim hakimim. Kimmiş, tanıdığın biri mi? Savcı Turgut Akın. Bunun bir tuzak olduğunu bizim için de ispatlayacağım. Baba. Çok sevdiğiniz Kartdor Maraş ailesi büyüdü. Kartdor Kesme Maraş'tan yeni fıstıklı sade. Üstelik Kartdor Maraş ailesi şimdi keçi sütlü. Her an her yerde yumuşak ve parlak saçlar için Express Bakım Elidor'da. Sen de kendi saç tipine uygun Elidor Express Bakım Spreyini hemen dene. Daha yoğun çikolata, daha çıtır külahıyla yeni Cornetto Diz. Şuradaki arkadaş gönderdi. Fazla çikolata, daha bol fındık, çıtır külah ve nefis tatlı son. Yeni Cornetto Diz. Keyfi yolunda, aşkı sonunda. Çok sevdiğiniz Kartdor Maraş ailesi büyüdü. Kartdor Kesme Maraş'tan yeni fıstıklı sade. Üstelik Kartdor Maraş ailesi şimdi keçi sütlü. Kaç damla yaş. Sokakta oynayan son çocukların dizisi 90'lar çok yakında ATV'de. Annika Bora Türkiye'de üretildi ve bir numaraya yerleşti. Murat'cığım bu hiçbir şeyi göstermez ama sana son bir şey sormak istiyorum. Senin bu kredide... Krediyi çeken kişi öldüğü zaman sigortadan dolayı bu borcun biteceğini biliyor muydun, bilmiyor muydun? Bilmiyorum. Ne zaman öğrendin? Kendileri söylediği zaman öğrendim. O zamana kadar bilmiyordum. Evet. 8 bin lira kadar borcun var dediler bana. Ne kadar? 8 bin lira. Hı hı. Borcun var dediler. Evine çağırdılar beni. Bana tekrar senet yaptılar. Biri bu arkadaştı. Evet, sen yaptın. Müge Hanım, dün ben kendisini dinledim ekran karşısında. Bugün de gözlerinin içine baka baka konuşmak istiyorum 70 milyonun karşısında. Murat Bey diyor ki beni zorla götürdüler. Zorla senet imzalattılar diyor. Zorla demiyorum. Şimdi hayır, zorla demedim. Zorla dediği yer Amasya'nın en büyük ilçesi. 55-60 bin nüfusu olan bir ilçe. Slova. Ve o Slova'nın Hürriyet Mahallesi, yani Merkez Mahallesi'nin dördüncü katına güpe gündüz ben bir insanı nasıl zorla çıkarabileceğim? Sonra birinci bak, sorun bu. İkincisi, bir de ben olayı açayım. Bir dakika. Bir de ben olayı açayım. Bitireyim. Ben sizin olduğunuzu biliyor muydum orada? Yalansa yalan desin. Senet düzenlemeyi dahi bilmiyor. Ben ticaretin içinde olduğum için biliyorum. Yoksa ben mafya değilim, kabadayı değilim. Ticaretin içinde olduğum için, kendim esnaf olduğum için biliyorum. Kendi rakamı kendi yazdı. 4 ay yalvara yakara müsaade istedi. Eşimin yeğenleri onu orada gırtlaklayacaklardı. Karşıma aldım. Bak dedim.
Seni burada yiyecekler, yiyecekler.